Katerina'nın soyadı Ducudo, Fransızca bıçağın, bıçağın olan anlamına gelmektedir. Katerina ilk yayınlandığında şu an paralı asker kostümü olan versiyonu orijinal haliydi. Ancak daha sonra hikayesi, seslendirmesi ve görselleri yenilendi, ilk hali kostüme dönüştürüldü. Katerina'nın dansı Napolyon Dynamite referanstır. Katerina ile Cassiopeia kardeşlerdir. Arca Talon'da Katerina'nın babası General Ducudo'ya hizmet etmiştir. Katerina, Talon'u bir iş arkadaşı ve bazı noktalarda bir kardeş olarak görmektedir. Şampiyon hikayeleri listemizi ekrandaki karta tıklayarak ulaşabilirsiniz. Katerina'nın bıçaklarının gerçek hayat kopyaları profesyonel bir demirci ekibi tarafından 2015 yılında yapılmış ve bu süreç videoya çekilmiştir. 2013 yılında yapılan Katerina heykeli büyük ilgi toplamıştır. Evet, gördüğünüz resimler bir heykele ait. 2012 yılında Cyber Katerina ve Crimson Allied Katerina isimli henüz tamamlanmamış kostüm dokuları bulunmuştu ancak bir daha bu kostümlerden haber alınamadı. Bilgewater kostümü, Cheese'in Swashbuckler Katerina isimli hayran çalışmasından esinlenilmiştir. Kar katili Katerina kostümünün ilk halinde Katerina dönüş animasyonunda şeker çubuğunda dans ediyordu ancak bu daha sonra Katerina'nın temasına uymadığına karar verildiği için değiştirildi. Kostümün resminde Katerina bir hediye kutusundan çıkmaktadır ve kutuyu açan kol Garen'a ait gibi görünmektedir. Garen ve Katerina ilk kez Noxus'la Damasya arasındaki bir meydan savaşında karşı karşıya geldiler. Aralarındaki aşk ilişkisi teorisi hakkındaki detaylar içinse karta tıklayıp LoL'deki aşk ilişkileri videomuzu izleyebilirsiniz. Katerina'nın hikayesi iki kere değiştirildi. İlk hikayesi şu anki hikayesinin biraz daha düzgün yazılmış haliydi diyebiliriz. İkinci hikayesi ise Garen'ın önderliğindeki bir birlikten Sayın'ın cesedini kaçırmasını içeriyordu. Ayrıca ikinci hikayenin sonunda Katerina'nın sadakatimi asla sorgulama repliği yerine Garen'ın Katerina bir kara dul gibi, güzel ancak ölümcül şeklinde bir repliği mevcuttu. Katerina'nın W'su eskiden aynı hedefe ard arda vurdukça saldırı hızı kazanmasını sağlıyordu. Aktif olaraksa Katerina'nın sonraki temel vuruşuna bonus etki veriyordu. İlk pasifi ise bekleme süresi avantajının yanında ekstra 50 altın almasını sağlıyordu. Ayrıca ultisi saldırı gücünden de etkileniyordu. Katerina hakkında bilinmeyen gerçekler videomuz bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.